Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Dove videosu çekeceğiz. Hemen slotlarımızı düzenleyelim. RSV'miz yok zaten. Bu şekilde kalalım. Genellikle solist girmek daha güzel oluyor. Şimdi grup lig kapısını bitirince gideceğiz. O zamana kadar nasıl kasacağımızı anlatayım ben size hemen. Şöyle zaten genelde işte bot olanlar mortal olanları kesiyor. Biz de düşen, mor talonlardan çıkan gatarialleri kovalayıp onları kesiyoruz ve onlardan hibrit kasıyoruz. Bakalım bunun canı az, bunu da biz keselim hatta hemen. Hemen bunu da biz kestik. Bak mesela mor talonu kestik, gatarial çıktı. Gatarial'i kesiyoruz. Bakalım bundan düştü mü? Bundan düşmedi. Hemen başka gatarial arıyoruz. Gatarianlerden de hibrit alaşım dediğimiz madde düşüyor. Bu hibrit alaşımı toplayıp buradakini kesti adam. Grup kapıyı bitirdi bu arada. Benim kapım şu anda açık zaten. Her CPU bir can yapıyor. Hemen bir tane göstermek için ben bir tane keseyim burada. Şöyle. Betim o kadar uzağa gösteriyor mu be? Vay be. Böyle tık. Bu yaratıklarda menzil dışına çıkamıyorsunuz. Kesinlikle size sıkıyor yaratık. Ondan da düşmedi. Bakın şu fasulye dediğimiz şeyden toplayıp bakalım bir verdi. Böyle bundan iki verdi. Bunlardan toplayıp şöyle birleştirden hemen özel öğelere geliyoruz. Evet, şu talihini keser misin artık? Bakın burada immunizer CPU oluşturuyoruz. Şu an 15 tane elimde varmış. Topladım ve buraya geldi. Bastım. Kapı açıldı. İmmünizer CPU tüketildi. Şöyle basıyoruz. Grup kapısıdır. Gruplu giriyoruz. İçeriye Solace'in güzel olma sebebini de hemen içeride anlatacağım. Videonun sonuna da kapıdan gelebilecek olan ödülleri inceleyeceğiz. Birlikte öyle kapı hemen başladı, zaten beni bekliyorlarmış. Ve genellikle sağ sola dağılıyoruz ki işte birazdan haritada şuradan göreceğiz yaratıkların çıkışını. Şöyle şunu kapatalım. Şöyle hemen İlk dalgada attı. Her tarafa yaratık attı. Bunları hızlı kesebilmek için genel ilk olarak direkt haritaya dağılıyoruz. Genelde zaten hızlı dönmek için X4 RSB'ye dönülüyor kapı. Ama işte grubunuzun durumuna göre işte patlamadan uzun süre işte hızlı dönmek bizim için sıkıntı değil diyorsanız, uzun süre yapsak da olur diyorsanız eğer işte elit atmadan İşte ne bileyim X2 ile X3 ile dönebilirsiniz ama işte yaratık sürekli çıkarttıkları boss yaratığın sürekli çıkarttığı yaratıkların sayısı artıyor. Hemen onu da göstereceğim. Bu boss yaratık gördüğünüz gibi en uzaktakine vuruyor. En uzaktakine ve en yakındakine vuruyor. Vuruş sesi de bu. Şöyle X3 atıyor buraya. Yeşil yeşil. Onun dışında da en uzaktakine vuruyor. Şöyle kenara çekelim bunu. Böyle burada kesiyoruz, sıkıyoruz. Boss'umuz bu. Asıl olayımız bu zaten. Belli bir zaman sonra kalkanı açılıyor. Böyle kalkanı geliyor. Yaratık çıkartıyor. Yaratıkları kesip kesmeye devam ediyoruz böyle. Böyle canı azalan geriye kaçıyor. Canı azalan geriye kaçıyor. Onun dışında zaten Solace'lerle sürekli özellik bastığımız için kimse patlamıyor. 3 kişi Solace girse ve 75 bekleme süresi varsa yeterli oluyor zaten. Yani güve vurmak daha iyi. Herkes güve vuruyorsa, işte bir de delmeniz varsa. Genelde işte 3 kişi Solace girer gruplarda. Kalanı Orkus'ta delmeli girer. Ki hızlı hızlı yapmak için. Şöyle bakayım. Geriye çıktım, açıldım biraz. Yaratık bana vuruyor. 61 vurdu. Yaklaşayım biraz da.
Bakın x3 atıyor. Burada da 26-27 bin vurdu. Bir tık geriye geliyorum böyle. Arayı tutmaya çalışıyorum. Solace'ler can basıyor. Solace can basıyor zaten gruptaki Solace'ler. İşte ben de özellik geldikçe basıyorum. Onlar da özellik geldikçe basıyor. Bu sayede herkesin canı çok olmuş oluyor. Kalkan tekrar açıldı. Bu sefer daha fazla yaratış çıkarttı. İlk çıkarttığından mesela. Şöyle birinden hasar yiyip diğerlerinden yemeden kesmeye çalışıyoruz. Bir de üstüne boss vurduğunda zaten işte canınız dayanmayabiliyor bazen. Şu dikkat etmemiz gereken şeylerden biri şu. Patlarsak eğer CPU'muz yanıyor. Tekrar CPU basıp içeri giriyoruz. O yüzden patlamadan oynamaya çalışıyoruz. Kapıyı yapmak için tek ihtiyacımız olan şey patlamamak. İşte gemim şu kadar güçlü, bu kadar güçlü değil. Grup eğer bu şekilde bir gruptayken kapıda patlayanlar varsa o kapının dönülmemesi lazım. Benim düşüncem bu şekilde. Şimdi iki tane hasar ben yerim. Ben ortalara geçerim. Başkası yer iki tane hasar. Bu şekilde yavaş yavaş herkes tanklar. Ha, tıkladım. Lan tıklayamadan kestiler. Açılıyorum mesela. İki tane hasar ben yiyorum. Ondan sonra araya ben giriyorum. Başkası açılıyor. Başkası iki tane hasar yiyor. Bu şekilde herkes işte canını kimse düşürmeden herkes tanklayıp herkes ortalama şekilde vurmuş oluyor. Bu kapının yapılma olayları geliştirme yapmak için güzel oluyor. Ve genelde geliştirme ve oil geliştirme için air ve oil lazım. Air ve oil kasmak için yapılıyor genelde bu kapı. Gördüğünüz gibi kapı çabuk bitti zaten. Hemen yaptık. Tekrar açılmadan tık bitti. Ödüllerimizi de şöyle gösteriyorum. Kapının ödülleri burada. Tetra bölünme oil, tecrübe şeref. Mesela ne verdi? UBR roketi verdi. Topladığım çöpten de, yaratığın çöpünden de 45 tane zehir raketi, lazeri, 3 tane de oil verdi. Bunu oil desteğiyle arttırabiliyoruz dükkanımızda. Şöyle dükkana gelelim. Hemen oyun sesimizi kapatalım buradan. Şöyle gemimizi biz buraya çekelim. Bizim bir tane CPU'muz vardı. Bir tane CPU'luk döndük. Şu oyun sesini kapattık. Müzik sesinde az bir şey kıstım. Arkadan çalsın yine. Desteklere geldim. Desteklerden bu hibrit alaşım ve oil elde etme olasılığını arttırmanı sağlayacak bir destek var. %20 diyor. Bu desteği aldığınızda işte hem mortallonlardan düşen o gateryelleri kestiğinizde yere düşen fasulyelerin düşme ihtimalini arttırıyorsunuz. Aynı zamanda bunun bir de paralı desteği var. Payment'te bu destekler burada ikiye katlama mevzusu falan var geleni. Hemen şöyle yapıyoruz. Hemen ben size bunu şuradan açık açık anlatıyorum. Ekran yakalamamı açtım. Bağış şeyimiz kalmış yukarıda. Onu da hemen kapatalım. Şimdi karantina kapısı. Yaratıkları tanıtıyor. Nerede ne olduğunu tanıtıyor. Bunları geçtim. Karantina bölgesi. Bir cana sahipsiniz diyor zaten. Bunu söyledik. 30 hibrit alaşımı bir tane CPU yapıyor. Minimum 2 kişi, maksimum 8 kişi girebilirsiniz diyor. X7 de ortadaki harita. Şimdi yaratıkların kapıdaki yaratıkların canlarını falan vermiş. Bunları da geçiyorum. Yaratığın kesilme ödülü bir tane karantina bölgesi kutusu. 28.000 uridyum ki bu uridyumu bölüyor. İşte kaç kişiysen ona göre. 400.000 tecrübe, 40.000 şeref. Bunların hepsini bölüyor gruptaki sayısına, kişi sayısına. Karantina bölgesi kutusu herkese birer tane atıyor ama. Şimdi İçinden çıkan ödüller var. Oil kazanımı kesinlikle oil kazanıyorsunuz. Bir oil kesin garanti alıyorsunuz. En aşağı ihtimal. Onun dışında iki oil gelme ihtimali var. Desteksiz sayıyorum bu arada bunları. Destekli daha da arttırıyor bunları. İki oil ihtimali %59. 3 oil bakayım. Ekstra oil ihtimali de %20. Yani bir oil artı iki oil artı iki oil ihtimali %20. Bir de ekstradan 10-15 arası bir oil atma ihtimali var. Orada yani
%001 diyor. Çok çok düşük bir ihtimal. Yani 001 ihtimal demek, şurası %1 demek de. Yanına bir de yüzdeyi koydukları için ben buna net bir şey söyleyemiyorum. Artık nasıl bir hesapladılar? Binde bir mi demek istediler? Bir milyonda bir mi demek istediler? Bir şey diyemiyorum. Şimdi ilave ödüllere geldim. Kylon, Tetra, bölünme, Schism dediği bölünme. %100 işte bölünme, bir bölünme geliyor. Bir Tetra geliyor. Kylon 5 geliyor. Bunlar garanti. Tecrübe geliyor. Seprom geliyor. Bunlar da garanti. Cephane paketi geliyor. İşte cephane paketi, buradaki cephaneler RSB 75, UCB 100, UBR ve MCB 50. İşte düşme ihtimalleri yanında yazıyor. Adetleri de yazıyor. Genellikle zaten MCB 50 gelir 40 bin. X3 kasmak için çok güzel bir kapıdır. X3'ü genelde insanlar buradan kasar. Onun dışında X4 falan da veriyor. Yani X4 geldiğini düşünün. Kapıda harcadığınız X4 15 bin bile değil. İşte 5 bin 10 bin arası bir şey harcıyorsunuzdur. Ve size 15 bin veriyor. Bu da çok iyi bir şey. Her türlü cephanede kâra geçiyorsunuz zaten. UBR 300 gelmedi. İşte UBR 100'den 300 tane gelmediği sürece. Bu da kırmızı roket mermisi zaten. Onu da yine NPC'lere atarken kullanıyorsunuz. Çok da kötü bir şey değil. Şimdi LF4 lazer topu diyor. Bir tane LF4 verir diyor. Bir de büyük ödül paketi çıkma ihtimali vardır diyor. Yine ben bunu telaffuz edemeyeceğim. Üstteki oranın 1-0 fazlası. Yani işte üsttekine %1 dersek buna binde bir dememiz gerekiyor. Ama çok saçma bir yazılım tarzı olduğu için bu, net bir şey söyleyemiyorum. Algılamakta sıkıntı yaşıyorum. Bir aylık premium, işte bu binde birlik ödülün içine, yani binde bir ihtimalle gelebilecek ödülün içine giren her şey burası. Büyük ödül paketi binde bir ihtimalle geliyor ve bu size çıkarsa 30 bin iridium, bir aylık VIP, eğer elinizde varsa zaten üzerine ekleyip uzatıyor, 20 ganimet anahtarı, 200 ekstra enerji, SLL3 2 tane, SL3 2 tane, TS3 2 tane, LF4 1 tane, magma, bu magma sondası LF4, yani LF4 magma sondası bir tane geliyor. Bu SLL3 ve SL3 ney? Hemen onlara da göstereyim size. Hemen yeniden bağlanalım. Biri burada silahlarda olması lazım. Biri de birleştirde olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Hemen gelirse sayfamız. Şimdi. SLL1, SL1, SL01, SLL02. Bunun SLL03'ü birleştir de hemen şuradan gösterelim. Bu SLL03. 185 hasar veriyor uzay gemilerine. Ama işte NPC lazeri geçtim. SLL03'te şey SL03'te bu. Bu da ne veriyor? 158 hasar veriyor. Artı işte ayrıca her 5 saniyede bir de 150 fazladan hasar veriyor. Ama menzilinizi %25 azaltıyor. Yani menziliniz kısalıyor, hasarınız artıyor. Ama Prometheus'tan iyi bir lazer topu değil tabii ki. Bunu da geçtim. Onun dışında bakalım başka. Desteklerle artar diyor zaten. İşte desteklerle o dükkanda gösterdiğim destekler. Onun dışında işte etkileri de bunlar. İşte o desteklerin 3 saat diyor. Hibrit alaşımı, özel olasılık desteği diyor. Oyuncunun hibrit alaşımı ve oil şansını %50 arttırır diyor. İşte ödül alındığında hibrit alaşım ve oil miktarını ikiye katlar diyor. 3 saat diyor. Ödülü ikiye katlar ve hibrit alaşım ile oil bırakma şansını %50 arttırır diyor. 4 saat diyor. Eğer ya bu combo desteği zaten hepsinin birleşimi galiba. Aynen. İşte aldığınızda 4 saat boyunca ekstra ekstra kazanıyorsunuz kapının içinden. Bunun dışında bu kapıda işte dediğim gibi en ince detayları şudur. Soleis girmek lazım. Geminiz güçsüzse, işte grubunuz güçsüzse herkesin Soleis girmesi lazım. Eğer 75 bekleme süresine çıkabiliyorsanız, yani dükkandan CDBO1, CDBO2 alabiliyorsanız, geminizde Hermes veya işte Triskelion varsa Hermes %60 yapıyor ama yine can oranınızı ve yeteneğinizi kısalttığı için yeterli gelebiliyor.
Triskelion takarsanız %75 bekleme süresine ulaşıyorsunuz. Özelliğiniz sürekli geliyor. Şimdi bu özellik bastık mesela şu anda 1,5 dakika. Eğer %75 bekleme süresine ulaşırsanız 22 saniyede falan geliyor özelliğiniz. 22 saniyede sürekli can basıyorsunuz. Plus'ta olsanız 22 saniye, normal Soleus olsanız da 22 saniye. Plus sadece daha fazla can basıyor tabii ki, öyle bir avantajı var. Ama işte Plus olma zorundalığı yok. 75 bekleme süresinde 3 Soleus kesinlikle garanti yapıyor gemiyi. Hadi diyelim 4 Soleus diyelim. Gerisi Orkus'ta delmeli girip kapıyı daha da hızlı yapabilir. İşte ne bileyim, isterseniz herkes Soleus girip kapının yapılma süresi biraz uzar ama işte garanti şekilde kapıyı bitirmiş olursunuz. Patlama ihtimaliniz olmaz. Diyelim bu videomuzu da bu şekilde bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.